neredesin sen? Ulaşamıyorum sana kaç gündür. Kusuruma bakma haklısın. Biraz işim vardı. Merak ediyorum ama. Biliyorum merak ettin. Endişeleniyorsun da. Ama ne yapayım, uğraşıyorum. Ben de seni korumaya çalışıyorum. Neden koruyorsun? Evet, seni dinliyorum İrfan. Yalnız seri ol. Bir de bu sefer benim işime yarayacak bir şey söyle. Özkan'ın güvenini kazandım. Devam gelecek diyordun. Tık yok. Amirim ben bir yere gitmiyorum. Kaçmıyorum yani. Gözünüzün önündeyim. Size ne söz verdiysem de onu yapıyorum. Ayrıca sizin dediğiniz kadar seri olunabilseydi siz bugüne kadar çoktan hallederdiniz zaten bu işi. Yanılıyor muyum? Senin konumun farklı. Senin saatin işliyor. Biliyorum. Ve geç kalıyorum ben de. Saat güzelmiş. Yeni mi? Egemen'in saati değil mi o? Dünya parası. Evet öyle. Araba da yeni. Bakmak ister misiniz Amir? Benim sizden bir şey sakladığım yok. Sadece bu adamların arasına girince yabancı görünmeyeyim diye uğraşıyorum işte. O dünyaya da alışıyorsun anlaşılan. Siz boşuna endişeleniyorsunuz. En kısa sürede Özkan da Süleyman da sizin karşınıza çıkacaklar, merak etmeyin. Ama bu geceyi bir atlatayım. Bu gece önemli. Ne varmış bu gecede? Ya zafer ya hizmet, artık kime neyin nasip olduğunu göreceğiz. Müsaadenizle. Bir dakika ya, nereye? Etiler'e gidiyorum. Etiler'de bir restoranda önemli bir reyli toplantım var. Bu ne ya? Ne oluyor ya? Zafer ne? Hezimet ne? Adamın elinde oyuncak olduk. Vardır bir bildiği. Herhalde polisin arkasından işleyebilecek hali yok. Tabii canım. Yapar mı hiç? Ne de olsa babanın oğlu. O yüzden böyle körü körüne güveniyorsun ona. Ne alakası var? Bilmiyorum artık. Orasını sen düşün. Neden hep bu adamı savunuyorsun ya? Ben kimseyi savunmuyorum. Ama Nihal bak, ben bu adama güvenmiyorum dediğim zaman sen her seferinde... Demeyeceğim bir şey, tamam. Peşinden ayrılma. Her adımından haberimiz olacak. Aç bakalım. Bunlar tamam. Çocuklar. Siz de hızlıca diğerlerini kontrol edin. İşimi sağlama almadan bırakmam diyorsun. Bırakmam. Neticede seninle ilk işimiz olacak. Hepsini kontrol ettik. Sorun yok Süleyman Bey. Güzel, güzel. Demek ki neymiş? Seninle ilk işimiz olmayacakmış. Ama fiyat arttırmak yok diyeyim sana. Nasıl istersen. Bir telefonla bakar. Eyvallah. Çocuklar size dağılın hadi. Kalabalık yap, dikkat çekmeyelim. Ben size sonra görürüm. Hadi. Her şey. Tamam. Süleyman sadece temiz sandığa baktı. Gerisine biz baktık. Hiçbir şey anlamadı. Harikasınız. Bu senin. Bu da arkadaşının. Kaybolun hadi. Hızlı. Sağ olasın babam. Bir aksilik olmamış. Çocuklar öyle dedi. Yok, her şey konuştuğumuz gibi. Güzel güzel. Bak
Alo hocam. Ne oldu Can? Bitti mi her şey? Vallahi sona kadar aldın öyle söyleyeyim. Artık bir canları kaldı sana verecek. Canlarını vereceklerse de uzun uzun sürülecekler. Sana çektirdikleri gibi diyorsun. Bana çektirdiklerinden beter diyorum Can. Nerede kaldılar? Ne bileyim ben. Ya bir terslik çıkmış olmasın. Ya ne çıkacak ki? Allah Allah, germe beni, germe. Ha, geliyorlar işte. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Süleyman Bey, alıcımız Mehmet Bey. Çok memnun oldum Mehmet Bey. Eyvallah. Bunlar galiba. Biz bir bakalım. Tabii tabii, buyurun. Bir gecede iyi para kaldıracaksın Süleyman. İşini bileceğim, işini bileceğim. Ne lan bunlar? Siz benim... Hıst lan hıst. Lafını bil de konuş. Ne oluyor? Sen ne sattığını biliyor musun Süleyman Efendi? Çöp bunlar, çöp. Ne diyorsun lan sen? Git de bak. Bunlar ne lan? Bana mı soruyorsun? Tam 4 milyon avans saydım eline. Siz kimle dalga geçiyorsunuz lan? Kimi dolandırıyorsunuz? Böyle olduğunu bilsem ben bu malları getirir miydim buraya? O beni hiç ilgilendirmez. Avansımı faiziyle vereceksin. Zaten kendi alıcıma da malamat oldum. Zararımı karşılayacaksınız. Ya bakın beyefendi, biz de dolandırıldık. Ben anlıyorum, anlıyorum da... Sen bir de buna konuş bakalım. Bakalım bu anlıyor mu? Burası neresi ya? Gelmeyeceksin çok. Geldim.